Evet, bugün içinde bulunduğumuz ilk adım atmamız gereken noktalardan birini konuşacağız. Bu videoya bizi sevk eden şöyle bir olay oldu. Tıp öğrencisi, bir gencin intihar videosunda söylediği sözler. Şimdi biz bunu izledik ve izlediğim noktada benim de eleştirdiğim birçok noktanın kardeşi ortak noktalarımızın olduğunu fark ettim. Fakat bir farkla belki bundan 10 sene önceki Ahmet'in duruşunu da ben bir nebze gördüğüm için hayatıma kattığım vizyonla gördüğümden bu olay benim için önemli. Bu olayla özellikle ilgilen gereken kesim aslında anne babası gerçekten İslam'ı yaşamaya çalışan dindar anne babaların çocukları. Dindarlığın o ailedeki İslami esintinin altında çocuğun yaşadığı sancılar, sıkıntılar. Biz bugün buna değineceğiz. Muhtemelen birçok kişi de bu toplumda bunu yaşıyor. Zaten o videoda o kardeş de söylüyor. Ben de zamanında bunları yaşayan bir genç olarak bu noktaya değineceğiz. Yani özellikle dindar aile babaların çocuklarının çok iyi analiz etmesi gereken bir problem var ve bunu çözmemiz gerekiyor. Neden bu noktaya geldik yani bir intihar videosundan? Çünkü orada bu kardeş Risale-i Nur okuyan muhtemelen bir anne babanın çocuğu. Çünkü Risale-i Nur cemaatinde kalıyor. Orada sabah namazlara kalkıyor. Günlük okumaları var. Akşam namazlara kılıyor. Haftalık derslere katılıyor. Ve inançsız. Yani 3 senedir Müslüman bile değil. Ama bir cemaat evinde kalıyor. Ve orada bu döngüde yaşam sürüyor. Çünkü ailesi onun böyle olmasını istiyor. Şimdi kilit noktalara geçmeden önce gerçekten videoyu bir sonuna kadar bence izleyin. Yani analiz etmediğiniz noktaları da eleştirmeyin. Çünkü ben bu noktada bir eleştiride bulunacağım. Bu benim hayatımla tasdik ettiğim sıkıntılar. Ben bunu yaşadım. O noktalara ben de geldiğim için ister istemez bunları eleştireceğim. Ama haksız bir eleştirme, haklı bir eleştirme. Bunu tarafkirliğimizi bir kenara koyup şöyle bir vicdanımızı merkeze alarak dinledikten sonra karar verelim. Haksızsak da haksızsınız diyebilirsiniz. Bizler toplum olarak çocuklarımızı iyi yerde görmek istiyoruz. Hiçbir anne baba evladının bile bile kötü olmasını herhalde istemez. Ne? Dünyevi olarak iyi bir yere gelsin. Bir mühendis ve doktor olsun. Manevi olarak da namazını kılsın, sigara içmesin, işte erkekse kızlarla gezmesin, kızsa erkeklerle gezmesin. Bu yeterli. Yani namazlarını kılan, belki sohbetlere giden ve aynı zamanda dünyevi olarak da iyi yere gelmiş biri. Bütün hayatın sistemi bunun üzerine kuruluymuş gibi bir algı var ve yıllardır küçüklükten beri bu endekste büyüdüğümüzü düşünün. Ama atladığımız yerler var. Hele ki bu atladığımız yerler işin en merkez noktaları. Ya namaz diyorum, ben çocuğuma namaz anlatıyorum, kötü bir şey değil ki. Hayır. Namazdan daha önemli meseleler var İslam'da. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı farz olarak Allah bize farz kıldı demesi 12 yılını aldı. Tesettür, oruç, zekat, cihat. Bunlar hayatımızda bir Müslüman olarak hepimizin gündemine mutlaka gelen şeyler değil mi? Ama daha öncelikli meseleler var. Bu meseleler atlandığından dolayı cemaate mensup anne babanın çocukları İslam'ı benimseyemiyorlar. İslam'ı sevemiyorlar. Allah'ı sevemiyorlar. Allah'tan korkamıyorlar. Kalplerinde bir bekçi yok. Kalplerinde bir teşvik edici yok. Hayattan bir beklentileri yok. Çünkü atlanmaması gereken en temel nokta atlanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 12 yıl boyunca ısrarla üzerinde durdu. Ama ömrünün sonuna kadar da devam ettirdiği mesele unutuluyor maalesef. Ne? Tabii ki Allah'ın kendisi. Yani Allah'ı tanımadan namaza başlayan bir nesil. Şu demek değil, Allah'ın varlığını kabul etmeyen değil. Mesela şu mikrofonu üreten biri olduğu gibi arkasında, benim de arkamda benden öte, benim yapamadığım bir iş yapan biri var demek, Allah'ı tanımak değil. Evet, bir yaratıcı var demek ve Allah'ın isimlerinden açacaksak Allah'ın Halik ismini tanımak. Bu çocuk Allah'ın Halik ismini tanıyor. Allah'ın neler yapabileceğini, nasıl isimlerinin olduğunu, bize tecelli ederken sıkıntılı ve mutlu anlarımıza nasıl tecelli ettiğini, bir sonsuzu ahirete götürme noktasında, ücret ve mükafat noktasında üzerimize titriyor mu? Seviyor mu? Belki bu başıma gelen sıkıntılar acaba sevmediğinden mi, haşa zulüm olsun diye mi yapıyor? Bunların içinden çıkamıyor çünkü yapanı tanımıyor. Yani siz diyorsunuz ki bu mikrofonu yapan biri var çünkü bunun için bir ilim lazım. Tamam. Var olduğunun ispatı onu tanıdığımız anlamına gelir mi? Mikrofona bakarak yapan üretici, işte mühendis nasıl biri? Merhametli mi? Topluma faydası olan biri mi, zararı olan biri mi? Çocuklarıyla arası nasıl? İnsanlarla ilişkisi nasıl? Öfkeli mi, gadaplı mı, güçlü mü, zayıf mı? Nasıl anlayacağız biz bu mikrofondan? O yüzden sadece Allah var ya yavrum demek. Hatta belki bazen bu ispatı bile yapmadan değil mi? Sadece Allah var demek. Hadi kıl bakalım namazını demek. Ya arada Resulullah'ın atlamadığı 12 yıl var. Ashabının ve ailesinin kalbine yerleştirmek için didindiği 12 yıl. Ne yapıyor 12 yıl? İsim isim Allah'ı anlatıyor.
Allah böyle bir zattır deyip 99 esmayı nakış nakış işliyor. Atlamıyor. Burayı atlamadan gidiyor. Atlasak ne olur? İşte biz bugün bunu anlatmaya çalışıyoruz zaten. Atlasak böyle oluyor. Allah'ı sevmeden secde eden çocuklar. En önde giden insanların çocukları perde arkasında nargileler, kafeler, uyuşturucular, zinalar, alkoller. Bunlar hikaye değil. Bunlar bir iki kişi de değil. Bu ciddi bir kitle. Bu kardeşiniz de bu sistemin içinde bu sıkıntıların arasından belki gelip bu videoyu çekiyor. Ve yaşayanlar var ve görüyorum ki bu videoda bu kardeş de buradaki boşluğunu bir türlü dolduramıyor. Ve dolayısıyla bu doldurulamamış, atlanmış nokta şu an bakın İslam böyle gibi bir algı bile uyandırıyor. Bu çok tehlikeli. Peki şu an anlatılmak istenen tam olarak bir şeyleri atlamadan gitmek, bir şeyleri sindirerek gitmek. En temel nokta Resulullah'ın asla atlamadığı Allah'ı kalplere işlemek. Ondan sonra secdeleri getirmek. Ondan sonra tesettürü getirmek. Ondan sonra cihadı, işte insanlar hadi İslam'ı dünyaya alalım, şeriatı bundan bahsetmek. Ama önce isim isim Allah'tan bahsetmek. Bunun nasıl olacağıyla ilgili bence birkaç örnek verelim ki bu da boşlukta kalmasın. Yani nasıl Allah nakış nakış işlenir gönüllere? Nasıl tanıtılır? Mesela bir genç düşünün, işte hormonlarının artık yavaş yavaş keşfine başlamış, lezzet almak istiyor. Çevresinde bir dünya var, onu cezbediyor. Ve sen diyorsun ki Allah bunu haram kıldı. Doğru, Cenab-ı Hak o olayın olmasını istemiyor. Ama devamlı böyle anlattığın zaman sanki Allah hiç lezzet ve zevk almamızı istemeyen bir zatmış gibi karşımıza çıkıyor. Değil mi? Bu çocuk böyle tanıyor Allah'ı. Yapılması gereken o çocuğun, tamam burada bir haram kavramı var ama bak Allah lezzet almamızı istemeyen biri değildir ha. Çünkü bütün lezzet alma arzuları, içimizdeki bu hissiyatlar, lezzetli dediğimiz her şey onun ilim tezgahında, onun kudret tezgahında dokunuyor zaten. Yani lezzet almayı biz bilmezken bizim içimize dokuyan zaten oydu. Hani bir telefon düşünün. Bu telefon arama özelliği yapabiliyorsa kendisi bunu düşündüğünden değil aslında. Bunu üreten bunu böyle istediğinden. Ve o telefonun şuuru olduğunu düşün. Ben aramaya yapmak istiyorum ama işte şebeke çekmiyor. Beni üreten bunu istemiyor mu acaba falan. Ya tamam da sen arama nedir bilmezken senin arama yapmanı isteyen zaten seni üretendi. O yüzden senin itiraz etmeden önce üreticinin ne istediğini analiz etmen lazım. İyi tanıman lazım. Sen zevk almayı istemeden zaten zevk al diye seni donatan Allah. Ama dedik ya mesela burada bazı şeyleri yasak kılmış. Bu yasağın sebebi zevk almamızı istememek değil. Ebedi zevk almanın yollarını göstermek. Çünkü bu zevklerle biz onu unutuyoruz. Bize zevki ebedi, lezzet hazzı ailemize birlikleri ebedi verecek, ölümü yenebilecek, bizi tekrar diriltme kudretine sahip tek zatı. Bu zevklerle unutunca ya bu sefer sonsuzu kaçırıyoruz. Allah da bu yüzden bize perhiz yazma nevinden bunu haram kılıyor. Bak burayı analiz etmek lazım. Doktor sana yürüme, dikişlerin patlar dedi. Ve sen de demek ki doktor yürümemi istemiyor diyemezsin. Aslında iyileş, daha fazla yürü demek o. Oradaki yasak arkasında daha fazlasını yapmayı barındırdığı gibi Allah'ın yasakları da daha fazlasını yapmayı barındırır eğer tanırsan. Bir tane daha verelim. Bir tane çocuk gözün önünde mesela ölüyor. Ha diyorsun demek ki bunu Allah öldürüyorsa Allah zulüm etti. Ya tamam da yani o çocuğun o çocuk olabilmesi, senin ona şefkat edebilmen, senin ona acıyabilmen kimin eseri? Yani senin şefkat etmeni sağlayan, sonuçta sen bunu kazanmadın, sen bunu satın almadın. Bu etin içine bu dokundu. Senin şefkat etmeni sağlayan, sana bunu dağıtan senden daha mı az buna sahip? Yani senden daha mı noksan? İnsanlığın ve hayvanların, hatta bir timsahın bile yavrusuna şefkat etmesini sağlayan, bu kadar saçan bir merhamet senden daha şefkatsiz olamaz değil mi? O zaman bu işin arkasında senin benim görmediğim şeyler olması lazım. Olayı değerlendirirken Allah'ı tanımadan değerlendirdiği zaman zalim bir zat çıkıyor. Zalim bir zat çıkınca bu sefer secde etmek istemiyorsun ona. Ona ibadet etmek istemiyorsun. Çıkış yolunu kapatıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani biz mesela diyelim bir adamın birine kestiğini görüyorsun. Bu olay değil mi? Vahşet gibi kan akıyor ama onun doktor olduğunu tanıdığın anda olayın şekli değişiyor. Para verip neşterin altına yatıyorsun. Tanımak olayın şeklini değiştiriyor. Bugün sen Allah nasıl bir zat? Lezzet vermek ister mi? Veya yaptığı bu çirkin görülen hadiselerde zulüm mü yatıyor yoksa merhametinden mi? Arkasında başka bir amaç mı yatıyor? Yaptığı yasaklar perhiz mi barındırıyor yoksa Allah gerçekten zevk almayı istemeyen bir zat mı? Sen isim isim Allah bak böyle güzeldir. Böyle lezzet almanı ister. Senin bu işleri ebedi almanı senden daha fazla ister. Bir babanın evladıyla şereflenmesi Allah'ın şereflendirme arzusuyla olur. Onu oraya yerleştirmesiyle olur. Allah kuluyla babadan daha fazla şereflenmek isteyendir. Bir babanın evladına şereflenmesinden daha fazla onun yücelmesini isteyendir. Böyle meydanda bir kadın çocuğunu kaybetmiş, onu arıyor. Her gördüğü çocuğu bağrına basıyor. Nihayetinde kendi çocuğunu buluyor ve başlıyor emzirmeye. Efendimiz diyor ki bu kadının çocuğuna yaptığını gördünüz mü? Gördük ya Resulallah. İşte Allah kuluna bu kadının çocuğuna düşkünlüğünden daha fazla düşkün olandır. Yani bir kadının, bir annenin çocuğunu emzirme işte, onu sarılması, öpmesi, koklaması Allah kuluna o kadından daha düşkün olandır. Zaten o kadının iştahlanması, birini sevebilmesi de bir o tezgahtan çıkıyor. Kendisi veriyor, kendisinde daha az. İmkan
falan yok. İnsanlığa şefkati dağıtan, insanlıktan daha fazla şefkate, muhabbete, ilgiye ve sevgiye sahip olandır. Şimdi öyle tanıtmadığın zaman en ufak sıkıntıda bize düşman olan bir zat gibi. Baktın oralar arızalı büyümüş bir nesil. Ve geliyor 19 yaşına. Oralar doldurulmamış. Resulullah'ın 12 yıl boyunca işlediği noktalar işlenmemiş. Ve kalbinde Allah'a muhabbet yok. Kalbinde zevk almak, lezzet almak isteği var ama bunun çözümünün Allah'ta olduğunu bilmek yok. Bir olay yaşanmış ama Allah'ın hikmetle o sıkıntılı işi gönderdiğini, bir doktorun ameliyatı gibi yaptığını anlamak, o hikmeti okumak yok. 18 yaşına gelmiş ve kalbi buraları bomboş, çorak, yerle bir enkaz. Ve ama cemaatteki bir anne babanın çocuğu. Ne yapacak bu çocuk? Oralar boş. Ne yapacak? Ya ben ateist oldum diyecek. Ben yapamam diyecek. Yani kim böyle zaten zalim birine itaat etmek ister ki? Hani şöyle de düşünülmesin. Ya biz böyle bir ilah istediğimiz için mi böyle anlatıyoruz? Hayır. Kur'an'a açıp baktığınız zaman kainatta yapılan işleri Kur'an penceresiyle ve Peygamber Efendimiz'in tanıtmasıyla incelediğinde olaylar gerçekten çok ilgili. Yani bana bir kazak, bir pantolon almanın ötesinde bu işler. Dönen bir annenin evladının üzerine titremesinin hissiyatından tutun. O evladın nakış nakış hücre hücre dokunmasına kadar. Bakıyorsun ciddi bir ilgi alaka var. Hatta her bir tüyünü kılını ona özgü, ona has yaparak bir ilgi var. Yani Ahmet'i yaratmışken şunu da aradan çıkaralım, bunu artık malzemeyle şunu yapalım değil. Herkese ilgi ayrı. Allah rakiptir. Birebir herkesin üzerine titreyen ehattir, samettir. Bakıyorsun bütün bu işleri tek başına idare eden vahittir. Baktın onları işlemedin gönlüne. Allah'ın seninle nasıl ilgilendiğini, birebir özen gösterdiğini anlatmadım. Senin mutluluğunu senden daha fazla isteyen olduğunu anlamadın. Senin kendini düşünmeni bile sağlayan olduğunu ona öğretmedin. Ya bunu konuşsak çok uzun çekecek. Ama burayı boş bıraktın. İşte 18-19 yıl sonra o çocuğun içinde burası boş olduğundan, olmadığından secdeye gitse gitmek istemiyor. İtici güç yok içeride, iman. Gitmese sen kızıyorsun ve bu sefer arada kalıyor. Bir de üzerine senin amacın bu. İşte çok iyi bir makama gelmek, çok para kazanmak, o aç olan, zevk ve lezzet almak, güç ve para isteyen duygularını sonsuza giden bir yerle değil de dünyayla vermeye çalışıyorsun. Sınırlı bir sistemde ona geçici sınırlı makamlar vaat ediyorsun. Tatmin olmuyor veya olamayacağını gözlemliyor. O kardeşte olduğu gibi gözlemlemiş. Sonuç olmayacağım burada tatmin. Çıkış yolu Allah yok. Tanımıyor aleminde. Çıkış da yok. Ölümün ötesi. Sonsuzluk. Fıtratını aradı. Ne yapacak? Dünya elinde kalmış. Ukba elinde kalmış. Sonsuz elinde kalmış. İki tarafta çözümsüz görüyor. Sıkışmış kalmış. İntihar. Ya da daha büyük bir kesimin yaptığı gibi zevkle kendini uyuşturmak. Yani uyuşarak ölmeyi bekleyecek. Başka alternatif var mı? İşte içinde bulunduğumuz durum. Çocuklarınıza namazı anlatmadan önce Allah'ı anlatın. İspat edin deyin. Nasıl bir Allah? İsim isim. Resulullah'ın namazı emretmeden önce 12 yıl boyunca yaptığı şeyi sen hadi Allah var diyerek çözemezsin. Burayı atlarsan 18 yaşına geldiğinde Allah'ı sevmeyen bir çocuğun olur. Çünkü tanımıyor. Bu kadar. O zaman medet olarak da Allah sonsuz haz vermek, sonsuz keyif vermek isteyen bir zatı tanımıyor ki. Bunun yapabileceğini kainattan, Kur'an'dan, Resulullah'tan öğrenmemiş ki. Bir tohumu diriltmek kadar kolay, basit. Diriltebilir beni. Bilmiyor ki o. Görmemiş çocuk bunu. Ne yapacak? Sonsuzuna kapıları kapalı. Dünyaya da git. Oğlum şunu al. Şu makama gel. Şu mevkiye gel diyorsun. Çocuk onunla da tatmin olmuyor. Bu sefer iki arada bir derede işte hayattan beklentisi olmayan bir nesil imandan bağları koparılarak dünya hedef edilip dünyada da aradığını bulamayarak ortaya çıkmıştı. Değil mi? O yüzden ilk yapılması gereken iş, en temel iş. Bakın biz Risale-i Nur okuyoruz. İsterseniz Risale-i Nur cemaatinde de olsun. Çocuğu cemaate göndermek de değil. O cemaatte ne anlatılıyor? Neden bahsediliyor bu çocuğa? Benim çocuğuma ne öğretiyorlar? İşte namaz nasıl kılınır? Namazı kılmanın ehemmiyeti bunlar da var. Ama daha önemlisini önce temeli atmışlar. Ya bina dikeceksin önce temeline bakarsın değil mi? Yani ne kadar kuvvetli, sağlam mı? Değilse üzerine diktiğin şey gecekondu olur. Bir depremde yıkılır, bir araba gelse ezer geçer. Önce temeli atmışlar. Resulullah buraya uğraştı 12 yıl Mekke'de. Ashabına sadece neredeyse buralar anlattı. Ve artık Allah aşkıyla yanıp tutuşan bir nesil. Tanıyorlar çünkü. Allah için canını vermeye hazır. O kadar tanıyor, o kadar seviyor. Allah'ın onun için neler yapabileceğini biliyor. Bu sefer namaz zor mu? Namaz geldiği zaman hepsi namaza. Tesettür ayeti geldiği zaman kadınlar ellerindeki dere kenarında yıkadıkları çamaşır yırtıp başlarına doluyorlar. Alkol yasak dediğin zaman tanıyor çünkü kimin için yaptığını biliyor. Bunu kim yasakladı? Allah. Allah deyince içi dolu, aleminde tanıdığı bir zat var. Sevdiği bir zat var. Korktuğu, haşyet duyduğu bir zat var. Bu sefer alkolleri döküyor sokaklara. Nasıl oynuyor akıl? Yani hani kılını oynatmıyor diyoruz ya. Nasıl harekete geçiyor insan? İçeriği doldurmadan kusura bakma en güzel cemaate de göndersen, en güzel kitapları da dinlese bu olmaz. Yani sen yemekhaneye göndersen bu çocuğu yemekhanede ağzına bir kaşık çorba bile almasa
yemekhanede çalışıyor. Hatta insanlar yemek de dağıtıyor değil mi? İslam'a hizmet ediyoruz. Ama kendimiz beslenmiyoruz. En temel noktaya atlamışız. İstersen yemekhanede yemek dağıt, birilerine yemek dağıtmak seni doyurmaz. Senin kendin yemen lazım. Senin doyman lazım. İşte biz de önce Allah'la doyacağız. Rad suresinde dediği gibi kalpler yalnızca Allah'ı anmakla tatmin olur. Biz tanıdığımız bir zatla tatmin olacağız önce. Sonra zaten secdeler gelecek. Sonra oruç gelecek. Sonra zaten Allah'ı tanıyınca onun yap dediklerini yapmak, yapma dediklerini yapmamak daha kolay artık. Efendimiz Aleyhisselam'ın kızlarına hiç namaz kılın demediğini biliyor muydunuz? Hiç namaz kılın dememiş. Çünkü zaten Allah'ı öyle tanıyıp seviyorlar ki kendileri bunu zaten meyil, zaten yapıyorlar. O yüzden en temel meseleyi bir günde halledemez. 12 yıla Efendimizin sığdıramadığını sen 1-12 saate sığdıramaz. Üzerine nakış nakış Allah'ı tanıyacak ve tanıtacaksın. Kalbi dolu olan çocuğun geleceğe baktığı zaman diyecek ki ölsek ne? Zaten biz Allah'a iman ettik. Ötesi zaten var. Bir tohumu diriltmek kadar kolay. Bu dünyada başıma gelsene zaten bunu yapan bir zat var. Bu işin arkasındaki hikmeti ben görebiliyorum. Bu dünyada bile bu güzellikleri yapan kim bilir kendisi ne kadar güzellikler vaat ediyor. Benim haz aldığım her şey onun tezgahında çıkıyorsa ben o zaman sahibiyle tanışayım bu işten. Baktığın zaman Allah'a gitmek isteyen bir nesil böyle ortaya çıkıyor. Diğer hususta tabii ki orayı biraz hızlı geçtik ama çocuklarımıza biçtiğimiz işte aman doktor ol, aman mühendis ol. Bunlar güzel şeyler. Tamam işte insanın hayatına fayda sağlıyorsun veya bir teknolojik malzeme üretiyorsun. Ama bunlar insanın aradığı, tatmin olacağı şeyler değil. Bunu da öğretmek lazım. Oğlum ol ama aradığın burada değil. Niye? Ya sen biraz lezzet, konfor ve haz alıp ölmek üzerine tasarlanmamışsın. Bunların bitmesini istemiyorsun bak. Annenle, babanla, çocuğunla evleniyorsun, eşinle ayrılmamak üzere bir hayat tasarlayarak bu işleri yapıyorsun. Ya o zaman bak bunları kazanmanın yolu bu meslekler değil. Bu meslekler ölümü öldürmez. Sonsuzu sana vermez. Geciktirmeni belki sağlar. Bu cihazlar senin aradığın hazzı sana vermez. Biraz haz verir ama o kıvamı vermez. Sıkılacaksın. Senin ebediyetinin yolu Allah'tan geçiyor. Bunları yapıyorsan bile Allah'ı unutmayacak şekilde yap. Ama hayatın amacı doktor olmak dersen, o çocuk da her şeyi oraya geleceğin zaman bulacağına inanırsa, oraya geldiği zamanki hayal kırıklığı senin eser. Bu yüzden biz bunun için var olmadık, bunlarla tatmin olamayız zaten demek ve tatmin olacağı bir alemi ona göstermek ve o alemi de yapan zatı, Allah'ı esma esma tanıtmak. Bu mihval, burası, bu kısım işin en temel noktası olsa gerektiği düşünüyoruz.